Merhaba, programa hoş geldiniz. Size bir filmden bahsedeceğim. Seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi istiyorum. Adı Çöküş. Çöküş filmi Hitler'in son günlerini yansıtan bir film. Hitler'in ve etrafındakilerin son günlerini yansıtan bir film. İntihara nasıl gittiklerini... İntihar ederken çok acı bir şekilde çocuklarını da beraber götürdüklerini görüyorsunuz. Bir felaket bir film. Hitler'e daha doğrusu hala her tarafı kazanıyormuş diye de bir intiba uyandırmaya çalışıyorlar. En son işin farkına vardığında Berlin'e Ruslar girdiğinde, iş işten geçtiğinde işte o zaman çöküş yani bitiyor. İki gün önce bir yazı yazdım, artı gerçekte. O Erdoğan'la Putin görüşürken ayakta bekleyen bakanları gördüm. Dünkü Artı TV'deki programın girişinde de bunu anlattım. Nasıl utandığımı, nasıl bir ülkenin rezil noktaya getirildiğini, bir ülkenin bu kadar aşağılandığını, ama şöyle böyle değil, aşağılandığını yazdım, anlattım da. Bir genelkurmay başkanının emirleri, yüzbaşının postası, bunu emirlerini ya da yüzbaşının postasını küçümsemek için söylemiyorum, kimse alınmasın. Ama bir genelkurmay başkanının o noktaya geldiğini, herhalde dünya siyasetinde böyle bir şey yoktur. Hatta şöyle yazdım, yani damatlığından belki ayakta otur, kayınpederin yanında oturamıyordur, çok mesafelidir belki, olabilir. Ama diğerlerini. Cumhurbaşkanı basın danışmanı İbrahim Kalın'ın ayakta Putin'in karşısında, hem de Putin böyle bir geldi. Eliyle geldi. Ve burada ne kadar aşağılandığımızı, bunun için Erdoğan'ı sevmek, beğenmek zorunda olmadığımız ama ülkenin ayaklar altına alındığını ben ilk defa görüyorum. Umarım bizden sonraki nesiller görmezler bir daha böyle bir şey. Umarım bir an önce, kelimesi kelimesine söylüyorum, defolup gider. Çünkü bir ülke ancak bu kadar, orada Erdoğan aşağılanmıyor, orada Türkiye aşağılanıyor. Erdoğan'ın yaptığı hatalardan dolayı Türkler, Kürtler, Ermeniler, bu ülkede kim yaşıyorsa, Müslümanı, dindarı, dincisi, ateisti, kim varsa herkes aşağılanıyor. Bir ülke ancak bu kadar, aynı o filmdeki bir çöküş noktasına gelir. Ve ben bu programı yapmadan önce o en son 2 dakikalık videoyu görmemiştim. Yani o yazıları yazdığımda da zaten tarihleri var. O video çıkmamıştı. Rusların ortaya çıkarttığı video. Kapıda 2 dakika bekletilen video. Erdoğan'ın havalara baktığı video. Ve Çavuşoğlu'nun sinirden patlayacak ve belki de Erdoğan'ın gırtlağına yapışacağı. O bakış öyle bir bakış çünkü. O bakış yeter rezil olduğumuz sayende bakışı. Çavuşoğlu'nun bakışı. İyi dikkatli bakın. Bunu psikologlarla konuşacağım. Buna çocukları ne demiştir bilmiyorum. Hep böyle düşünürüm ben. Bu çok saçmalayan bakanlar, başbakanlar, bunlar konuştuktan sonra eve gittiklerinde baba ya bu kadar olur mu diye kızı ya da oğlunun sorabileceğini düşünürüm hep. Üzülürüm de, acırım da. Yani Binali Yıldırım
O yumuşak G'yi yazamadığında eve gittiğinde oğlu ona nasıl bakıyordur diye üzülürüm. İnsanım çünkü, o da bir insan. Başbakan, Ulaştırma Bakanı, Erdoğan'ın emir eri. Yumuşak G yazmayı bilmiyor. Ve bunu da gülerek anlatıyor. O zaman düşünürüm işte, oğlu akşam babasına nasıl bakıyordur. Ne cahil bir babam var diye bakıyor. Ya da o da mı acaba yumuşak G'yi yazmayı bilmiyor? Ya da Ü'nün noktalarını, Ö'nün noktalarını koymuyor acaba? Şimdi o kapıda 2 dakika bekleyiş videosunu mutlaka Bilal Erdoğan da seyredecek. Üzülmüştür yani babamın. Çünkü bir idol bir baba. Herkesin idolü değişik tabii yani. Farklı benim. Benim idolüm mesela Kemal Tahir'di. Benim yazı tarzım Kemal Tahir, Can Yücel Ajnes'in karışım bir şey çıktı ortaya. Gazetecilikte başarım da kendime göre tabii. Bunu siz de, ama yani bir başarım var mutlaka. Haldun Simavi'nin payı var. Mesela idolümdür gazetecilikte, patron olarak idolümdür. Onların da idolü var tabii. Yani babası bir idol, Türkiye'nin en para götüren cumhurbaşkanı olacak da idol olmayacak. Ama böyle kapıda bekleyince işte acaba o idol gitmiş midir? Akşam eve geldiğinde, gerçi aynı evde oturmuyorlar ama, telefon açıp da babacım o ne hal demiş midir? Babacım kapıda niye bekledin babacım? Üzülüyorum gerçekten. Bakmayın böyle konuştuğuma, gerçekten üzülüyorum. Emine Hanım ne olmuştur acaba? Canına okuyayım 50 bin dolarlık çantanın. Kucucum, böyle beklenir mi kapıda demiş midir acaba? Ve sizin böyle bir hakkınız var mı? Siz hiç hesap etmediniz mi? Rusya uçağını düşürürken yarışa gidip, ben düşürdüm, hayır sen değil ben düşürdüm derken, bir gün bunların o yumurtanın kapıya geleceğini sıcak sıcak düşünmediniz mi? Büyükelçi öldürülüp de işte, yok efendim Fethullah Gülen yaptı uçağı mı? Aa tabii Fethullah Gülen. Peki ben düşürdüm derken sen Fethullah Gülen örgütünde miydin? Sonra istifa mı ettin? İstifa dilekçen var mı? Nasıl bir yaratıksın diyeceğim ama yani anlamadım ben. Önce Davutoğlu'na fırçacık, hayır ben düşürdüm deyip sonra Fethullah Gülen yaptı. Fethullah Gülen mi sana emir verdi o uçağı düşür diye? Ya da o başkonsolosu öldür diye. Sonra pişmanlık dilekçesi mi verdin? Ve bunun Rusya tarafından bir gün başımıza bela olarak geri döneceğini hesap etmedin mi? Hani diyorsun ya, biz koordinatları verdik Rusya'ya ya da işte Suriye'ye, hangisiyle. O verdiğin sayfayı, koordinat sayfası internette vardır. Sonuçta internetten gönderiyorsun. Çıktısını Birleşmiş Milletler'e gönderdin mi? Biz verdik, ona rağmen bizi öldürdüler dedin mi? Nasıl bir rezil noktaya getirdin bir ülkeyi? Sırf yargılanmamak için çünkü. Çünkü şu var mı işte, eski meclis başkanı. Adlarını anımsamıyorum ya. O kadar berbatsınız ki adını anımsamıyorum. Kanlı Pazar'ın taktikçisi. Hani 25 milyon euro gönderecekmiş Merkel. Damada böyle yapıyor. Paylaştınız mı 25 milyonu? Geldi mi acaba? Onda kaç dakika beklediniz? 25 milyon için 15 saniye yeter. Çok bile. Ama siz 25 milyon için 2 saatte beklersiniz orada. Takla da atarsınız. Hani İçişleri Bakanınız vardı ya, beni seviyorsan bir takla at da ispatla diye. Böyle bir varlıklar işte yani, yaratıklar. Siz busunuz. Bir bakanlar kurulu, genelkurmay eski başkanı. Sen orada kapıda bekliyorsun böyle. Sonra da ayakta bekliyorsun. Hem de gel diyor. Gel öyle dur. Dur. Bir dahaki toplantıda mı olur? Tek ayak üstünde bekleyeceksiniz orada. Obama'nın beyzbol sopasından başınıza böyle şeyler geleceği aklınıza gelmedi mi? Putin sandalyeyi böyle ayağına iterken, amının beteri de olur, rezil oluruz, hiç aklınıza gelmedi değil mi? Çocuk oyuncağı, ülke yönetmek. Tabii canım, biz sana yetkiyi verdik, yönet.
Hep beraber bir deklarasyon mu yapsak acaba? Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının rezillikleri Türkiye'yi bağlamaz diye. Böyle bir açıklama yapsak nasıl olur? Nevi şahsına münhasır diyelim. Çok Cumhurbaşkanı fıkraları anlatıldı burada. Bu ülke çok komediler yaşadı. Tansu Çiller'le de yaşadı. Yıldırım Akbulut'la da yaşadı. Cevdet Sunay'la yaşadı. Fahrettin Korutürk'le yaşadı. Pardon, Fahri Korutürk'le yaşadı. Ama böylesini bir şey yaşamadı. Böyle bir rezillik. Ülkeyi bu kadar paçavra noktasına getirecek bir rezilliği hiç kimse yaşatmadı. Yaşatmaya hakkı da yok. Yok, gerçekten yok. Çünkü sen tek başına bir insan değilsin ya. Bırak Cumhurbaşkanlığı. Milli okçu olsan da yok. Simgesin sen, bir simge. Ama bak, bunu iyi buldum ya. Sen sadece bir simgesin insan falan değil. Böyle insan olmaz. Simge. Niye Türkiye'yi temsil eden bir simge? Bayrağı temsil ediyorsun. Simge. Nasıl bir açıklama yapacağını bilmiyorum. Utandığını da sanmıyorum. Ama bilhassa Bilal Erdoğan'ın idolüsün ya. Hakikaten merak ediyorum. Babacım, o ne hal ya? Dedim acaba. Evet. Fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü çıkacaklara engel olamayacak noktaya geldim. O yüzden burada keseyim istiyorum. Evet. Umarım bundan daha beterini görmeyiz. Ve rica ediyorum sizden, o Çok İş filmini bir seyredin. Sonra o kapıda 2 dakika bekleyişi seyredin. Sonra bir de ayaktaki bakanları seyredin. Bir de geçmişten sandalyesi itildiği zamanki, hani Putin toplantıdan çıkarken bu ayağa kalkmıyor ya, çok önemli adam ya, ben hala otururum. Uluslararası toplantı, o kalkınca sen de kalkacaksın. Çerkez evi değil, saygılan, hani büyüklerin yanında oturma ondan dolayı değil. Sen hala orada ben otururuma gidemeyeceksin diyor. Yok, yok, böyle bir şey yok. Konuşmamı da şaşırdım. İki devlet başkanı bir toplantı yaptıysa biri kalktığında diğeri de kalkar. Elini uzatır, güle güle der. Oturamazsın. Gelir seni kaldırır. Sonra bir daha oturmayasın diye sandalyeni tekmeye atar. Böyle kalırsın. Sonra aynı numarayı işte ne bileyim ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kırık sandalyeyle falan yapmaya kalkarsın. Bir tane getirsin, o da kırık. Tesadüf, saraya bak. Trilyonluk sarayda kırık sandalye. Sen sana yapılanı bak, ayağından itti Putin'in. İşte onu yapamazsın. Ayakta yolcu edeceksin ya da beraber kalkacaksın. Ama bunları bilme olanağınız yok tabii. Derlerdi ki Semra'nın bir resepsiyonda yemekti. Kirazı çatal bıçakla kesmeye kalkmıştı. İnanmıyordum. Şimdi hepinize inanıyorum artık yani. Hepiniz öyle bir pespaye bir grupsunuz ve maalesef 12 yıldan beri bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz. İşte Tansu Çiller geçen gün destek vermiş, ne destek ama. İşte siz busunuz. Biz de buyuz. Banka batıran karı koca Tansu Çiller'le kocasını bu ülkeye başbakan yaptık. Biz de buyuz. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Teşekkürler. Umarım terbiyemi çok bozmadım. Ama ucundayım böyle. Bozmayacağım. Bozmayacağım, böyle devam edeceğim. Umarım bu 2 dakikalık ayakta bekleyişten, kapıda bekleyişten ve ayakta bekleyişin daha beterini bir daha yaşamayız. Ha, bundan devam edersek yaşarız da umarım artık gider. Bu halk bir şeyi anlar artık ve gönderir. Teşekkürler. Bir dahaki programa görüşmek üzere.